daha mücadeleci, daha fazla alan kat eden, daha fazla ikili mücadeleye girecek olan tek takım muhtemelen Gürcistan olurdu. Tedesco'nun ilk iki maçta iki tane inşaatçıyla oynaması Belçika'nın kreatif zekasını oldukça düşürdü. Yani. bu iskeletin mihenk taşları çok kıymetli parçalar. Zaten onları şu anda buraya getiren de bu. Buradan daha fazlasını hayal ediyorlar mıdır o belirli. Fangal bambaşka büyüklükte bir teknik adam. Bu e, teknik adam eleştirisi değil. Bu İdealizmin, pragmatizmle savaşı. Ben Hollanda takımının daha iyi bir hücum takımı olduğunu düşünüyorum. Ama Hollanda takımı kendisinin iyi hücum yapabilecek bir takım olduğunu farkında değil. Scars of Honor bir fantasy MMO RPG oyunudur. Oyunculara ücretsiz bir şekilde kazanmak için para ödemek zorunda olmadan farklı karakter sınıfları ve ırkları arasından seçim yaparak geniş bir açık dünyada maceraya atılma fırsatı sunar. Scars 4 Temmuz Perşembe Türkiye saatiyle 22'de Twitch kanalında özel bir canlı yayın düzenliyor. Bu yayında oyunun dünyası, oynanış mekanikleri ve gelecekteki planlar hakkında detaylar paylaşılacak. Ayrıca izleyiciler arasından seçilecek 5 şanslı kişiye özel binekler hediye edilecek. Kaçırmayın bu heyecan verici etkinliğe katılın ve Scars of Honor evrenini yakından tanıyın. Sponsorumuza teşekkür ediyor ve programımıza geçiyoruz. Gol var mıdan herkese merhabalar. Topsuz oyun son 16 turuyla sizlerle birlikteyiz. Emre hoş geldin. Hoş bulduk abi. Ee, son 16 turunda eşleşilen takımlar belli oldu. Enteresan kurallar var. Ee, i̇stiyorsan hemen başlayalım. İsviçre İtalya maçı. İsviçre benim beklediğim daha iyi bir oyun sergiliyor. Şu zamana kadar turnuvalarda her zaman sürpriz yapabilen yapabilecek bir takım olmuştu. Önceki turnuvada da Fransa edilmişlerdi. Hatırlarsın inanılmaz bir maçtı o da. Sence bu maç nasıl sonuçları İtalya beklenenden daha kötü, İsviçre'de beklenenden daha iyi? Samimi bir şey söyleyeyim. Ben İsviçre'nin İspanya ile eşleşmesini isterdim. Ben de. Çok enteresan evet. bir maç olabilirdi. Acayip bir maç olurdu. Şimdi e, burada İsviçre'nin ne kadar ters bir takım olduğunu sürekli konuştuk. Yani turnuva öncesinde de, turnuva süresince devam eden programlarımızda da. İsviçre tam Avusturya ile birlikte o Dark Horse tabirinin içini dolduran evet. takımlardan bir tanesi. Genelde bu Dark Horse denilen takımlar ilk tur inanılmaz yüksek beklentiyle başlar ki turnuva favorisi olmamalarına rağmen. Sonra bir maçta kırılır, dökülür, dağılır, tarumar olur. Orada kalırlar. İsviçre böyle olmadı, Avusturya da böyle olmadı. Avusturya en çok Polonya karşısında zorlandı. İsviçre Herkesi zorladı, şimdi kendi zorlanacağı bir takımla karşılaşacak. İtalya turnuvanın en fazla koşan takımı desem, kaç kişi inanabilir buna bilmiyorum ama İtalya şu anda turnuvada en fazla mesafe kat eden takım. Ciddi ve kadro sıkıntıları var. Kompakt duruşları ve rakibi uyuşturma biçimleri hı hı. rakipler açısından en tehdit içerikli unsuru İtalya'nın. İtalya'ya karşı oynuyorum zannediyorsun sürekli. Evet. Top sende, oradan giriyorsun, buradan pozisyon buluyorsun falan. Fakat İtalya sürekli ısrarlı bir biçimde 98. dakikada dahil olmak üzere böyle kompakt seni karşılıyor. Çok sinir bozucu bir takım. İsviçre tarafına bakıyoruz. İsviçre Almanya'yı nasıl sürklese etti oyun anlamında? Gerçekten Almanya'nın yani bu kadar bizimle oynadığı maçtan sonra bu kadar kötü hale düştüğünü uzun zamandır görmemiştik. İsviçre nasıl yaptı bu işi? İsviçre doğru alan parselleyen takımların başında geliyor turnuvada. Sistem takımı. İsviçre, Avusturya bunlar teknik direktör takımı. Diğerlerine baktığınızda teknik direktörlerine uyum sağlamaya çalışan bir kadro görüyorsun. Evet. İşte Almanya, İspanya, İtalya, İngiltere uyum sağlayamayan Fransa tarafında. Yani. Yo, ters. Fransa'da zorla bana uyum sağlayacaksınız moduyla yoluna devam eden. Ama bu iki takım özellikle teknik direktör takımı. Gürcistan'ı da dahil edelim buna. 3 Slovakya'yı da dahil edelim. 4 Bu takımları tek tek sayarken burada ufak bir nüans var. Turnuvada topla en fazla oynayan 10 takımın içerisinden neredeyse e, iki fireyle tamamı topla en az oynayan yani böyle aralarına oy takım sokmadan ilk başta bakıyorsun hop ilk altının içerisinde bir tek Hırvatistan var. diğerlerinin tamamı yukarıda. Hı hı. Öbür tarafa bakıyorsun. Aradan İki tane fire verilmiş. Gerisi komple yukarıda. Arada kalan, hani dengeyi sağlayan takımlar elenmiş. Biz Top, birazcık <laughs> dengede biz kalan... Biz tam arada kalan takımlardan bir tanesiyiz. Biz de yanlışlıkla geldik. <laughs> Şeye bakarsak, düzleme bakarsak. Topla çok oynayan ve topu rakibe bırakan takımların karşılaşması olacak. İspanya, Gürcistan da böyle. Hı -hı. İtalya, İsviçre de böyle. Fakat burada şöyle bir farklılık var. İtalya, topla kendi yarı sahasında oynayan, rakip yarı sahada genelde topu rakibine bırakan. İsviçre genel anlamda topu rakibine bırakan bir takım. Yani tekme tokat bir maç izleyebiliriz. Fakat seyir zevki anlamında sıkıntı yaratabilir. Teknik taktik manyakları için seyredilecek ideal maçlardan bir tanesi olur. Ben İsviçre'nin tur atlamasını tercih ederim mesela. Ben de. Şöyle bir durum var. Bence İsviçre tur atlamaya daha yakın takım bu maçta. Çünkü İtalya'da kalifiye öyle cezalı. Sakatlık durumlarını bilmiyoruz. Birkaç oyuncunun böyle maç içerisinde... Slovenya'yı sen öldürdün biliyorsun. Evet. Evet. Ona da geleceğiz. <laughs> e, Califiori e, sakat ve Califiori'nin olmaması enteresan ve e, sıkıntı yaratabilir. Çünkü onun yerine muhtemelen Mancini oynayacak. Daha ağır bir futbolcu. İsviçre'de aslında rakiplerini birazcık e, doğru oyuncuyu doğru defans doğru hücum oyuncusunu doğru defans oyuncusuyla eşleştirerek yendi. Ön tarafı mesela, sürekli değişti. Endoy mesela sürekli Tah ve Rüdiger'in arasına sarkarak sürekli hem pozisyon buldu hem gol golünü attı. Ondan dolayı Mancini Endo, İtalya açısından iyi şeyler görmüyorum ben bu maçta. Orada İtalya'nın hücum attığı sıkıntılı. Yine Santrafor konusunu bir türlü çözemediler. Ben de enteresan bir maç bekliyorum orada. Yani. Arjantin'den Santrafor devşirmiş bir İtalya. Yani. Rezalet yani. İlginç. İzlagilerden buraya. E sonraki maçımız Almanya ve benim de açıkçası Türkiye dışında tuttuğum tek takım olan Danimarka maçı. Almanya Turnuvaya inanılmaz başladı İskoçya karşısında ama bu İskoçya maçının diğer maçlara oranla çok bir şey ifade etmeyeceğini burada da söylemiştik. Onu da görmüş olduk bir anlamda. Çünkü sonraki maçlarda galip de gelseler birazcık Almanya'nın oyun manasına sıkıntı yaşadığını gördük. Bunun karşısında Danimarka benim beklediğimden daha kötü gidiyor. İlk 11 doğru ilk bir türlü bulamadılar. Höylund... Scout olduğun için senin beklenti biraz daha yüksek. Evet, evet. Höylund Wint ikilisi olmadı ileride. Yani defans hattında yine iyi ilerliyorlar. Üçlü defans yine iyi gidiyor ama o üçüncü bölgedeki kreatifliği bir türlü yakalayamadılar önceki turnuvalara oranla. Ee, sen bu maçtan ne bekliyorsun abi? Danimarka aslında bireysel performanslar ve bireysel profillere baktığın zaman çok akışkan olması gereken bir takım gibi duruyor. Yani oyunculara bakarsan oyunu iki taraftan da akıtabileceğin oyuncular var. Üçlü savunmayı, dörtlü savunmayı çok rahat oynuyorlar. Kanat bekleri ve bekleri hangi formasyonla oynarlarsa ona uygun adamları var. Orta sahanın merkezi hem sert hem teknik, hem fiziksel olarak caydırıcı. Aynı zamanda oyunun hem pozitif hem negatif tarafında hem de nötr fazında var. Yani sahipsiz topları da toplayabilecek bir tane marka var. Ama tek tek baktığımızda bu kadar ortaya saydığımız özellikleri Takım halinde baktığımızda direkt ortaya koyamıyoruz. Sanki orada bir kimya problemi varmış gibi hı hı. duruyor. Şimdi Jonas Bindt ve Höylund ikisi de mükemmel oyuncular. Ben yani çok beğeniyorum ikisini de. İkisinin de yapabildikleri işler Pulsen. ve yapamadıkları farklı aslında. Evet. Orada Pulsen istiyor bence yani. Oyun arıyor Pulsen. Ama aynen öyle. Yusuf Pulsen oyuna girmeden Danimarka hatlar arası bağlantı yapamadı bir türlü. Yani Pulsen mutlaka şey olacak. E, ön hatla orta saha arasındaki o... Hani arafta kalan kısımda mutlaka olması gerekiyor yoksa Danimarka arka tarafta çok iyi, orta sahada çok iyi, pas örgüleri çok iyi. Hı. Ama ön taraftaki oyuncular sanki okuldan firar etmiş çocuklar gibi, bağımsız sınıftan. Oradaki o bağlantıları sağlayabilecek kurguyu oluşturamadı Danimarka. Biraz da şeyle alakalı olabilir. Şimdi merkez orta sahayı ön tarafa yaklaştırdığın zaman burada bir kırılganlık söz konusu olabiliyor ve genelde turnuva açısından baktığımızda turnuvanın en değerli en yetenekli, en fazla tehdit unsuru içeren oyuncuları kanat oyuncuları. Kanat oyuncularının da özellikle içe kat eden kanat oyuncuları. Danimarka fiziksel sürat ve çeviklik anlamında diğer takımlarla başa çıkabilecek bir takım değil ve merkez üçlüyü, merkez ikiliği olması gereken bölgeden bağlantı sağlamak için biraz daha simetrik öne çıkardığın zaman geçiş hücumlarında ciddi problem yaşar Danimarka. Dolayısıyla Danimarka Önce emniyet diyerek oynadığı için muhtemelen bizim beklediğimiz o akışkan futbol anlayışını sahaya yansıtamadı. Almanya'ya gelelim. Almanya topu kendisine bırakıp kompakt şekilde kendisini karşılayan ve takım boyunu uzatmayı hedef alan bütün e, varyasyonlarda sıkıntı yaşadı. İsviçre bunu yaptı. İsviçre mesela çıkıp tarih mi yazdı? Futbol resitali mi yaptı? Hayır. Almanya'nın birebir defolarını çok iyi işledi. Almanya iki bekini de ön tarafa gönderen sol taraftan ortaya yaptığında sağ bekiyle topa vurmaya çalışan bir takım. Acayip bir takım Almanya. Burada nasıl bir problem var? Almanya'nın ön pres bloku çok hızlı, çok çabuk hemen 3 saniye içinde topu almaya yönelik hareket ediyorlar. Bu blok kırıldıktan sonra aradaki bağlantı noktasını sağlayacak olan oyuncuların blok arkasına atılan toplara yakınlığı problem. Yani burada Andri Kroos ikinci pres dalgasını devam ettirmesi muhtemel oyuncu. Bunlar yapamadıkları için savunma oyuncuları orta sahaya çıkıyorlar. Orta saha çizgisini geçip 15 metre daha ileri konumlanıyorlar. Sen oraya hedef top değil, yaratıcı hata başlatacak top attığın zaman Almanya helva gibi dağılıyor orada. Ha şey yaparsan ben bunlarla birebir omuz omuza mücadele edim Yani 60 metre omuz omuza mücadele edemezsin. Hı, hı Topu attıktan sonra koşuya devam eden her oyuncu Alman savunmasının stoper bek arasında problem yaratır. Danimarka tam olarak bunu deneyecek. Polsen'in ilk 11 çıkması eğer Lezzem. o güne kadar sakatlık bir şey bilmem ne olmazsa hiç sürpriz olmaz. Hatta bunu sağlayacak oyuncu olur. Bence de. Danimarka'yı ben bir, bir adım daha önde görüyorum. Yani İsviçre ve Danimarka'yı şu an önde görüyoruz. Yani turnuvanın birazcık favorilerini bir e, elemiş gibi olduk. İngiltere-Slovakya maçına geçelim. İngiltere gerçekten İlk maçından itibaren bizi bezdirdi. Yani bu kadro gerçekten bu oyunu oynayacak bir kadro değil. herhangi bir oyuncu kendi performansına yakın bir oyun bile ortaya koyamıyor maalesef. Kaleci bence bir kurtarış. E Slovakya'da buraya kadar gelmesi bence sürpriz bir takım. Yani orta sahasında 5-6 sene önce Trabzon'da izlediğimiz Yoray Kuçka var. Yani öyle bir takım. <laughs> 5-6 yani, sene bir de yani. 5-6 sene önce yaşlı bir oyuncuydu hala <laughs> şu an oynuyor. Nasıl bir eşleşme olur sence? İngiltere tabii Sıkıcı ki... Sıkıcı bir eşleşme olur. Yani önde gözüküyor ama Slovakya inşallah eler diyeyim ben yani buradan. İngiltere milli takımı babasının korkusundan kilometre yazmasın diye gideceği her yere geri geri giden Tarık Akan gibi bir takım. Bukayo Saka'nın konumlanmasına bakıyoruz. Harry Kane'in konumlanmasına bakıyoruz. Declan Rice'ın attığı progresif paslara kıyasla konumlanmasına bakıyoruz. Kendi yarı sahasında olmaktan çok memnun bir milli takım gibi duruyor. Evet. İngiliz milli takım. Trent Alexander-Arnold takımın en fazla progresif pas yapan oyuncularından bir tanesi. Bu progresif pasları yaptığı hedef oyuncuları normal şartlar altında gol tehdidi yarattığı anda topla buluşması gereken adamlar. Yani atan oyuncu problem yok. Trent bunları çok iyi yapan bir oyuncu attığı oyuncu hücum set kurgusuna göre sondan bir önceki istasyon olması gereken adamlar. Şimdi sakaları bilmem neleri kaleden bu kadar uzak pas örgüsüne dahil ederek kullandığınız zaman buradaki oyunun akışkanlık düzeyi düşüyor. Tahmin edilebilirliği çoğaltıyorsun. Sayıca daha az oyuncuyla hücum etmene sebebiyet veriyor. Hücum setine yerleştiğinde kreatif olamamana sebebiyet veriyor. Çünkü şimdi Saka 7 tane önüne dizilmiş adam varken mi daha etkili olur? Rakip topu kapmak üzere topa doğru hareketlendiğinde Sakay'ı topla buluşturduğunda mı daha etkili olur? Tabii ki önüne, önüne hareketlendi. 3 maçta 1 tane net hücum seti var İngiltere'nin. Çok garip değil mi? Çok kötü yani. Bu kadar yetenekli oyuncuların sadece bir tane o da sol iç koridordan geçtiğimiz maç oluşturdukları hücum varyasyonu var. Bence bu ciddi bir problem. Ha Southgate şöyle düşünüyor olabilir. Benim bu turnuvada %100'ümü ortaya koyacak. Deliler gibi hücum edecek. Bir maç oynamam gerekmedi şimdiye kadar. Biz bu performansı o zamana saklıyoruz diyebilir. Ama ya o zamana ulaşamasaydın? Yani elenme ihtimali yüksek olabilir diye yani daha basit bir gruba düşseydi. Slovakya rahat eleyeceği bir takım. Tabii. Slovakya'nın en etkili bölgesi kalesi, stoper tandemi ve ön tarafa topu attığında ön taraftaki oyuncunun kontrol kalitesinin ne olacağı bu kadar. Çünkü merkez orta sahanın onlara destek verme falan hikayeleri çok zor işler. İki tarafta da hem dinamik olmayan hem hantal, sert ama kreatif olmayan yani kreatif zamanları çok geride kalmış oyuncular var. Burada bütün olay Lobotka'ya bakıyor. Lobotka, Dubravka, Vavro, Şikriniar. Başka hiçbir şey yok yani. %100 performansla sürekli oynayıp 1. dakikadan 100. dakikaya kadar devamlı yüzde yüzünü hem ofansif hem defansif sahaya koymaları gereken bir takım. Slovakya e, o futbol yarı sahada oynansaydı yarı finalist falan olabilirdi belki. Buradan şimdi İspanya Gürcistan maçına geçelim kısa bir yorum olabilir burada benim açımdan İspanya yani kazanır. Gürcistan'a yazık oldu diyorum yani şu an kadarki performansında. Yine bir tane topla oynamak, diğeri topu rakibe bırakmak isteyen hmm. iki farklı takım. Yine eşleşme. E, Gürcistan açısından tabii haksız rekabet İspanya. Hı hı. Ama mesela İspanya'ya karşı denk gelebilecek herhangi bir takımdan daha özverili, daha mücadeleci, daha fazla alan kat eden, daha fazla iki eli mücadeleye girecek olan tek takım muhtemelen Gürcistan olurdu. Onun dışında hı hı. hiç kimse bu kadar Gürcü'yin adıyla birlikte. Çünkü Gürcistan bizim maçta da e, geri düştüğünde de hatta yani Mamardaşvili'yi falan şeye gönderdiler ya. Kornere gönderdiler. Çok inatçı bir takım. Evet, sürekli. Portekiz'e hiçbir şey oynattırmadı Gürcistan. Tamam, Portekiz rotasyonla çıkmış falan olabilir ama bir de bir not daha ekliyorum. Mamardashvili'nin rakip şutörler üzerinde değişik bir zihin kontrol mekanizması var. Vurun bana diyor yani. Herkesi olabilecek en şiddetli şutu atmaya sevk ediyor. Ama orada da isabet oranından düşürüyorlar. Portekiz dün bütün şutlarını Mamardashvili'nin üstüne vurdu mesela. Dikkat edersen şutların özellikleri hepsi Metraj olarak kısa mesafeden vurulmuş. Çok şiddetli şutlar ama hepsi kalenin ortasına gidiyor. Yani rakiplerinin e, zihnini kontrol eden bir kaleciye sahip olduğunu söylememiz lazım Gürcistan'ın. E, İspanya turnuvanın favorilerinden bir tanesi. Bireysel kalitesi çok yüksek. Görünüşünün itibari, e, görünüşünün aksine ikili mücadeleye de çok giren bir takım. Geri kazanılan toplarda da çok iyi olan bir takım. Pas yüzdesi zaten Almanya'nın arkasından ikinci takım turnuvada. İngiltere ile birlikte tabii onu da parantez içerisinde ekledim ama İngiltere'nin riskli pas sayı denemesi İspanya'nın yarısı kadar yok bunu da ekleyelim İspanya zaten turnuvanın favorilerinden bir tanesi dediğimiz zaman Gürcistan karşısında ne olduğunu söylemiş de oluyoruz bir taraftan e, Fransa Belçika maçına geçelim abi Belçika belki de bu maçı arıyordu yani e... kimse santra kullanmayabilir o maçı evet yani öyle enteresan bir durum olabilir yani hem Fransa enteresan bir e, oyun anlayışıyla yıla, süre gelmiş oyun anlayışının artık son iki turnuvada özellikle son iki Avrupa Şampiyonası'na biraz eski eskimeye başladığını görmüş oluyoruz. Aynı zamanda Belçika'da yani 6. jenerasyon belki bir şeyler bu turnuva bir şeyler olabilir dedik. ya hakikaten bizim yüzümüzü kara çıkardılar. Rezalet bir oyun, rezalet sonuçlar. hiçbir şey yapamıyor Belçika. Ne hücum, hücum olarak ne defans olarak hiçbir yönde iyi değildir. Ama belki de Fransa karşısında böyle kendini gösterme şansı bulabilirler. Zor olsa da. Belçika-Fransa maçı benim kafamda ne canlandırıyor biliyor musun? sürekli birbirini karşılamaya çalışan ama hücum etmeyen iki tane takım. Evet. Kafanda sürekli matematiksel denklemler kuruyorsun. İşte üçgenler, altıgenler. Ondan sonra kareydi, dikdörtgendi falandı filandı. Fakat senin e, düşündüğün şeylerin tamamını karşı tarafta düşünüyor. Tedesco'nun ilk iki maçta iki tane inşaatçıyla oynaması Belçika'nın kreatif zekasını oldukça düşürdü. Yani Onana Mangala ikilisi takımın kesici tarafını arttırıyormuş gibi görünürken takımın pozitif tarafını törpüledi. Evet. Yani Kevin De Bruyne sürekli geriye geldi. Sürekli kendi bölgesinden uzaklaştı. Kilit pas atacağı pozisyonlarda atak olgunlaştırmak için geriden oyun kurmaya falan çalıştı. Tilemans niye kullanmıyor hiç anlayamadım yani. Tilemans işte 3. maçta kullandı. Belçika dedi ki abi stop oynayabiliyormuşuz. Evet. Yani bir tane defansif orta saha, bir tane 8, bir tane 8.5-10. on arası Kevin De Bruyne. Hı hı. Böyle bir üçlüyle çıktı zaman ben ki biz oynuyormuşuz Yani Ryan'ın orta sahası var ve kullanamıyorlar yani. O çok enteresan. İşte o dediğimiz şeyden kaynaklı. Hani kazma kürek iki tane adam koymuşsun savunmanın önüne. Ön tarafta kreatif bir tane adamın var. Ama şimdi arkadan top gelmiyor. Şimdi bekler de bir şey yapamıyor. Yani bekler olsa belki orta sahayı biraz. Bekler bir de da daha denge bekleri gibi evet oyuncular. Yani hani sen ona top verdiğin zaman sana He. faydası olacak adamlar. Ondan top alamıyorsun. Sen ona veriyorsun. E savunmanın önündeki adamlara da ondan top alamıyorsun. Verdiğini de geri alamıyorsun <laughs> evet. öyle adamlar. Kaybediyorlar. Yani. E ne olacak? Kevin De Bruyne sahanın 70 metrelik alanında bütün işleri yapacak gibi bir pozisyona geldi iş. Ki yaş itibariyle ve bulunduğu kariyer konumu itibariyle... Dünyadaki en son oyuncu Kevin De Bruyne bunu yapması gereken. Tilemans'ı denkleme dahil ettiler. Bir tane e, çimentocuyu eksiltti orta sahadan. Belçika top oynamaya başladı. Üç maçın bir tanesinde oyun oynadı Belçika. Ha şimdi Fransa'nın ismi tekrar bu inşaatçı orta sahaya döndürür mü Belçika'yı? Bence döndürür. Evet. Enteresan olabilir. E, sonraki maça geçelim. Portekiz Slovenya. Eee Slovenya'yı buraya kadar getirdik bir şekilde. Ben Umut bağladığım bir takımda. Üst tura çıkmaları benim için gerçekten sürpriz bu arada. Yani bu kadroyla sadece Benjamin Şeşko, sporar ve kaledeki Oblak. Yani Oblak bir... haksız rekabet. Evet abi Oblak yani. inanılmaz oynadı. Portekiz'de bizim maçta iyi oynamış gibi gözükmesine rağmen turnuvanın genelinde birazcık Biz kötü da... oynamışız evet. sonradan gördük. Onun dışında Çekya maçında son dakika galibiyeti ve Gürcistan mağlubiyetiyle aslında be beklenenden daha kötü oynuyor. Ronaldo'nun orada yani söylediğimiz gibi bir 10 kişi oynatma durumu da var. E sence nasıl sonuçlanır bu maç? Vallahi dediğin gibi bir iskeleti var Slovenya milli takımının. Bu iskeletin mihenk taşları çok kıymetli parçalar. Zaten onları şu anda buraya getiren de bu. Buradan daha fazlasını hayal ediyorlar mıdır o belirler. Ben buradan daha fazlasının böyle çok hayal kapsamında çok olmadığını düşünüyorum. Portekiz ne kadar tutuk, durgun Oyun oynuyor olsa da ben Gürcistan karşısındaki Portekiz'in zaten rotasyon vardı ve çok kötü bir oyun oynadı Portekiz. Gürcistan'ı karşılayamayan bir Portekiz vardı ki Portekiz normalde karşılanması gereken bir takım. Ama karşılama oyununu yapamadığı gibi bir de rotasyonlu kadroyla hiçbir şey koyamadı sağa. Bulduğu pozisyonları da sürekli kaleci içeri sokmalıyım mantığıyla abanarak direkt kalecinin üstüne vurdukları için Gürcistan karşısında özgüvenleri çok kırıldı. Portekiz'in rotasyon yapmasını anlayabiliyorum. Bu çok normal. Zaten her gruptan çıkacağım bir maçta çıkıp kelle koltukta savaşmazsın son maçta. Bu normal. Ama rotasyon kadrosuna oynatmaya çalıştığı oyunu, rotasyon kadrosu anlayamaması, buna hiç reaksiyon verememesi Slovenya'nın ümitlerini arttırabilir. Daha özgüvenli, daha kompakt, daha sert bir Slovenya görebiliriz. E burada Oblak performansı tabi belirleyici olacaktır. Bir Mamardaşvili performansı da Oblak'tan görebiliriz. Şu tümünün geri kalanını gördük zaten. Portekiz e, galibiyet alması yakın taraf ama yine söylediğimiz gibi... Çok takım, zorlanarak galip gelir gibi geliyor bana. Büyük takımlar sürekli oyunlarının altında oyun oynamaya devam ediyorlar. Yani oyuncuların altında oyun oynamaya devam ediyorlar. E, Romanya-Hollanda maçına geçelim. Burada da aslında Hollanda tam da oyuncularına denk bir oyun oynuyor. E, Donel Malin'le e, ileride Depay'la bu kadar olur yani ileri hat, böyle bir ileri hatla. Defans hattı bence çok iyi Hollanda'nın ama e, o dengeyi bir türlü sağlayamadılar. Romanya'da benim e, beklediğimden daha iyiler ama hatta bizim beklediğimizden daha iyiler. Ama buradan sonrası Romanya için çok zor gibi geliyor bana. Romanya tek bir şeyi iyi yapan bir takım. Herkes dribbling yapıyor. Evet. Çok sayıda dribbling yapan oyuncuları var. Bir tane çok iyi şutörleri var. Arka tarafta da sahada dev gibi dolaşan. Komple bir stoperleri var. Şimdi her takıma böyle bir şeyler söyledik. Hepsine bir iskelet çizdik. Romanya'nın iskeleti futbol anlayışı yetersiz gelebilir evet. Hollanda karşısında. Ama Hollanda mesela ısrarla kontrolcü teknik direktörleri getirmeye devam ediyor. Hollanda kadro seçiminin şeye benzetiyorum Fangal'in takıntıları vardı tamam mı hmm. eskiden. Fangal dediyse ben bu takımda üçlü oynayacağım. İşte Kafasını koparsan dörtlüye dönmez. Ya da Fangal diyorsa ki top sürekli bende kalacak. 5-0 yenilsen topu bırakmaz. Ya da tam tersine bak bunların hepsini yaptığı için söylüyor. Fangal bambaşka büyüklükte bir teknik adam. Bu e, teknik adam eleştirisi değil. Bu idealizmin pragmatizmle savaşı tam olarak. Fangal dediyse ki ben karşılama oyunu oynayacağım onun da en oynar. Ama sezon boyunca bundan kolay kolay vazgeçmez ana bir felsefesi vardır. Tutucuysa tutucu, serbestiyse serbesti. Kreatifliği ön planda tutuyorsa da kreatif bir takım. Bunun dışına çıkmaz. Kuma'nın kafa yapısının başarı düzeyi yaklaşmasa yanına bile bu şekilde olduğunu düşünüyorum. Zirkse zorla aldı, oynatmıyor. Anlayacaktı zaten. Madsen adamı tatilden çağırdı, oynatmıyor. Frimpong aynı şekilde. Frimpong forma bulamıyor. Dumfries'in yerine Son maçta Gert Ruy'da oynadı. Yani ne alakası var? Senin öncelikli planın, rakip bana sürekli hücum edebilir, ben arkada olabildiğince güçlü, diri ve sağlam oyuncularla sayıca fazla bulunayım mı olmalıydı mesela? Maçın profiline geriden dönüp baktığın zaman bu maçta oynaması gereken takım kimdi? Karşılaması gereken takım kimdi? Hollanda Avusturya'ya tedbir alma mantalitesiyle sahaya çıkıyorsa... Hı hı. Sıkıntı yaşar problem yaşar. Nitekim yaşadı da. Orta saha tercihleri Xavi Simons'u kes. Hollanda'nın en kreatif oyuncusu. Evet. Ben Memphis Depay'i oynatmam bu arada. Hamle oyuncusu olarak oynatır. varsa oynar bence. Ben Hollanda takımının daha iyi bir hücum takımı olduğunu düşünüyorum. Ama Hollanda takımı kendisinin iyi hücum yapabilecek bir takım olduğunun farkında değil. Hı -hı. Ama iyi savunma yapan bir takım da değil Hollanda. Tabii aynı şekilde. Yani iyi hücum edebilecek, kötü savunma yapacak bir takım. Hı -hı. Kötü savunmayı Toler edebilmek için daha fazla sayıda oyuncuyla savunma yapıyor. Hı -hı. Van Dijk falan felaket kötüydü Avusturya maçında. Evet. Kariyerinde böyle bir maçı yok Van Dijk'ın. Resmen uyudu. Yani gole refakatçilik yaptı orada. Bir pozisyonda dizlerinin üstüne ellerini koyup izlediği bir an var. Hiç üçlü stoper olmaması bundan kaynaklı yani. Sürekli oyunun içinde olması gereken bir stoper. Koptu gitti oyundan o gün. Hı -hı. Üst üste üç pozisyonda sadece izledi. Ve Nathan Ake'yi çıkardı mesela. Niye mesela? Niye oyuncuydu bence o ana kadar? Hem savunmayı ayakta tutan, hem orta sahada pas trafiğini daha sağlıklı ve stabil hale getiren. Geçişleri de hep onun üzerine yaptı o maçta. Hem geçişleri yapan, hem rakip geçişleri karşılayan, Hı -hı. savunma çizgisini belirleyen, hem adam hem alan markajı yapan bir adam. Bir çıktı oyundan, oyun tamamıyla çorbaya döndü. Yani oyun tenis maçına döndü dikkat edersen. <laughs> evet, çok. Bir Avusturya saldırıyor bir taraftan, Hollanda uzun çıkıyor, Gakpo... Birebir bir şeyler yapmaya çalışıyor falan. Oyunun boyu o kadar uzadı ki Akıa çıktıktan sonra. Ya ben dedim ki Ranik çıkarmaz dahi olmasın diye. Hani bu kadar da göz göre göre yapılmaz deyip Ranik Akıa'yı çıkarmazdı. Bu noktada Hollanda oynaması gerekeni oynar, oynaması gerekeni oynanmazsa da inşallah eğlenir. <laughs> i̇nşallah diyelim abi, ağzına sağlık. Teşekkür ederim senin de emeklerine sağlık. Şimdiye kadar getirdiğimiz noktada oynamaya çalışanlarla karşılamaya çalışanları bir şekilde sonun altıya evet. soktuk. İnşallah bundan sonra bu denge bozulmadan aynı şekilde devam eder ve finale bir oynayan bir karşılayan takımla gideriz. Umarım Montella da benim gibi hayal kuruyordur <laughs> Umarım abi. Scars of Honor'un sunduğu topsuz oyun son 16 turuyla sizlerle birlikteydik. Önümüzdeki programlarda yeniden görüşmek ümidiyle hoşçakalın.